Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 ay önce satın almış olduğum Chappa Double Badger tüfeğimin kutu ve tüfeğin tanıtımını, açılım ve tanıtımını yapacağım. Tüfeğimizin kutusu tabii ki tüfeği çıkardım boş ama tüfeği Bozkurt Av'dan satın aldım. Bozkurt Av son satışlarında biliyorsunuz 10 adet mermi, 1 adet tüfek kılıfı, bir adet askı kayışı ve bir sprey şişe yerli üretim bir silah yağı, kaliteli güzel bir silah yağı gönderiyor. Bilginiz olsun. Ben bu faydadan, bu sistemde yararlanamadım. İkinci satın almış olduğum tüfekte faydalandım. Zaten Chappa Double Badger tüfeğimiz kendisi bir adet özel çantasını gönderiyor. Önce çantasından bahsedelim. Şu şekilde üçgen bir forma sahip. Önünde fişekliği olan yeşil hakir renginde görebiliyorsanız. Üzerinde logosu bulunan cırt cırt yapılı ve iç malzemesi öyle bir yumuşak pet şeklinde yarım santime yakın bir kalınlığı var. İçi de aynı şekilde. Dışı naylonumsu, içi yumuşak bir malzeme ve güzel sevdiğim yanlarından biri 2 adet kayışı sırtınıza çok rahat giyip avlak merağınızda gezebiliyorsunuz ve çok şık bir duruşu var. Ben çantasını beğendim. Bu konuda yerli firmalara da örnek olması gereken bir özellik bu. Kazık gibi file kılıflarla şık bir gösteri olmuyor. Tüfeğimiz bu arkadaşlar. Chappa Double Badger 51 namlu. Çift tetik levye kurma sistemli şekilde bir yapısı var. Safe modeli. Hani işçilik konusunda evet İtalyan bir tüfek ama çok fazla işçilik aramayacaksınız. Biraz el acıtan pürüzlü bir yapısı var. Çok şık bir sistem olduğunu söyleyemem. Yerli tüfeklerde bu tarz ince işçilikler çok daha güzel. Namlu bu şekilde. Çift poze. Ben bununla defalarca atış yaptım. 3 ay içinde birkaç şişe kutu mermi bitirdim. Ancak hani belirtmem gereken hususlardan biri, hani sevmediğim yanlarından biri. Levyeyi ittiriyorsunuz. Tetiği kuruyorsunuz. Yani tetik iğnelerini kuruyorsunuz. Kapattığınız atış yaptıktan sonra açarken çok zorlanıyor. Avrupa'daki videolarında çok rahatlıkla namlu hemen düşüyor. Ama bunda düşmüyor. Buraları yağlamam gerektiğini söyledi distribütörü CTM. Bu şekilde kullanma kılavuzunu çıkarttım internetten. Yanında göndermediler. CTM Dış Ticaret Türkiye distribütörü. Yağlamam gerektiğini söylediler ama çok da etkili olmadı. Kullandıkça yumuşayacağı falan söylendi. Ama çok da yumuşadı söylenmez. İnşallah yumuşar. Çünkü bu gerçekten zorluyor insanı. Yani kolunu alsa tutuyorsunuz, ittiriyorsunuz, kayıştan aşağı çekiyorsunuz vesaire. Böyle bir yapısı var. Evet, ahşap işçiliği, cevizi, şık, güzel. Bu şekilde bir kaynak yapısı var. Bu tüfek bildiğiniz üzere Avrupa'da üst namlu yivli, alt namlu normal bu şekilde geliyor ama Türkiye'ye özgü vergilendirme sisteminden dolayı ikisine de yivsiz av tüfeği namlusu şekliyle yapmışlar. Bu şekilde bir yapısı var. Ben 36 kalibre dipçik fişekliği bulamadım. 20 kalibre aldım. Burada kampekipman.com'dan satın aldım. Bu şekilde bir 2 adet mermiyi sıkıştırdığınızda çok şık ve güzel duruyor. Tek mermi de düşmeden durabiliyor. Onu söyleyebilirim. Güzel. Yani burada kendilerine ait bir logosu var. Dipçik yumuşak bir malzeme değil. Sert bir plastik. Bu yerli mallarında da böyle geliyor ama bazı modellerde Avrupa ürünleri bazı modellerde yumuşak oluyor. Yumuşak olmasını tercih ederdim ama zaten 36 çok bir tepmesi yok. Dolayısıyla sert bir malzeme, yumuşak bir malzeme fark ettirmiyor. Tüfeğimiz genel itibariyle bu arkadaşlar. 90 santim bu şekil boyu var. Gayet kibar, şık, hoş atışlar yapılabilen bir tüfek. Ama
Tabii ki atışlarda hedeflemesi çok güzel. Hedef atışları gayet iyi. Yani başarılı, şaşmıyor. İnsandan kaynaklı, hedefleyenden kaynaklı. Ama şurada bir yani mıknatıslı bir gez takılabilir ama onun dışında bir red dot takmak çok mümkün değil gibi. Yani zor. Belki bunlar için özel vardır dıştan yapıştırılan ama bu şekilde güzel. Ben %50 indirimle satın aldım. Ama şu an %50 indirim kalkmış. 8.000 lira bandında bir fiyatı var. 441 dolar olarak satılıyor. Ya yani tercih tabii ki sizin ama bu tüfeğe 8.000 lira verilir mi? Yani 4.000 lira tamam. Ama 8.000 liralık bir tüfek mi? Bu tamamen sizin yorumunuza size kalmış. Tabii ki şunu da belirteyim. Firma Türkiye'de %50 indirime mallarını düşürdü ve mallarını tekrar daha göndermeyeceği gibi bir ifade kullanıldı distribütör tarafından. Yani dolayısıyla yedek parça konusunda da her şey ithal gelecek. Ben mesela yedek işte şu levyeyi, yedek tetik sistemini ve iğnelerini istedim şirketten. İthal gelmesi lazım. Çok bekleyeceğiz falan bir şeyler söylediler. Yani böyle çok daha yedek parçası bulunabilecek bir ürün değil gibi. Dolayısıyla yabancı ürün alırken bunları da düşünmek gerekiyor. Ben bir heves aldım ama yine dediğim gibi bu tarz şeyler var. Askı kayış aparatları yerlerine takılı idi ve güzel. Bu her tüfekte olmuyor. Ben de diğer önceki aldığım tüfeğin hediye kayışını buna taktım. Çok da yakışmadı ama idare eder. Tüfeğimiz bu şekilde. Söylediğim gibi en güzel yanlarından biri tüfeğin böyle şık bir çanta ile beraber yani hediye olarak gönderilmesi. Bu hoş bir detay. Tüfeğin kutusunun keza içinde bu şekilde bir üst üste kesilmiş kartondan tüfeğin açık ve katlanır şeklinin bir kutusu var. Hediye aparatları da burada kullanma kılavuzu da var. Aynı şekilde. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Fiyat olarak dediğim gibi 8.000 TL 441 dolar şeklinde bir fiyatı var. Tercih sizin. Atış videolarımı daha sonradan yayınlarım. Soru sormak isterseniz aklınıza takılan bir şey varsa bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. İyi günler.